27 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hep Hanefi mezhebini taklit etmiştim. Ailem Şafii mezhebinden nasıl bir yol izlemeliyim? Kaza namaz borçlarım da var demiş. Şimdi sualden anlaşıldığı üzere kardeşimizin şöyle bir kanaati var. Yani ben bilmeden Hanefi'ye göre hareket etmişim. Oysa ben Şafii olmam gerekiyor. Çünkü ailem evet, Şafii. Dolayısıyla yaptıklarımda sıkıntı var. Muhtemelen doğu kökenli bir vatandaşımız, evet, bir arkadaşımız, bir kardeşimiz. Ama batıda doğmuş veyahut da burada büyümüş, yetişmiş. Dolayısıyla etraf Hanefi olduğu için fıkıh Hanefi üzerine uygulamış. Oysa ailesinin Şafii olması aralarında bir tezat gibi gözükebiliyor. Aslında bu soruya vereceğimiz cevap mezhep kavramını anlamamıza bağlıdır. Ki bununla alakalı daha önceki konuşmalarımız da olmuştu. Yani mezhep dediğimiz olay nedir? İşte biz Hanefi mezhebiyiz, İmam-ı Şafii'nin mezhebindeyiz veya İmam Malik'in mezhebindeyiz derken bu imamlar kalkıp da bir mezhep kuralım, işte bunun ismine de şunu koyalım, bunu diyelim şeklinde böyle bir ekol evet, oluşturma gayretinde değillerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde ashab vardı. Ashab bir meseleyle karşılaştığı zaman bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sual eder, cevabını alır, ona göre hareket ederlerdi. Ve bu ashabın bir kısmı Efendimizin hadis-i şeriflerini üstlenmiş, bir kısmı o hadis-i şeriflerden çıkacak olan ahkam-ı fıkhi meseleleri üstlenmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahirete intikal ettikten sonra bu ashab yeryüzüne dağılmış, İslam beldelerine gitmiş, fetihler genişledikten sonra ve herkes bulunduğu iklimde, bulunduğu yerde o bildiklerini insanlara aktarmıştır. İşte kimi hadis-i şerifleri aktarmış, kimi oradan çıkacak olan fıkhi ahkamı aktarmış. Tabii insanların her birerleri de fıkhi konuda meleke sahibi, bilgi sahibi değiller veya merak sahibi değiller. Bunların da o dönemde kendilerinden ilim iştigal eden, ilimle ondan almak isteyen talebeler olmuştur. Ve böylece havzalar oluşmuş. Yani işte Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Irak'a gelmiş, orada talebe yetiştirmiş. Bu şekilde orada bir Irak ekolü oluşmuş. Irak bir havzası, ilim havzası oluşmuş. Evet. İşte kimler var bakıyorsunuz o dönemde. İşte Ebu Leyla'lar olmuş, Ebu Hanife'ler olmuş, Süfyan-ı Sevri'ler olmuş. Hı. Orada bir Irak ekolü oluşmuş. Yani bir ilim havzası oluşmuş. Hı. İşte Medine'ye bakıyorsun. Medine'de işte İmam Malik oluşmuş. Oradan evet, o şekilde gelmiş ki yani baktığınız zaman keza Rebi'a, Zühri gibi zatlar da orada ilim manasında oluşmuş. Tabii bu zatlar da kendisinden sonra gelecekleri de bu bilgileri aktarmışlar. Bu sefer dediğimiz gibi havzalar yani ilim havzaları. Irak'ta olan bir kimse de fetva ile alakalı fıkhi bir meselesi olduğu zaman Medine'deki havzaya değil kendi bulunduğu yerdeki havzaya sorul ediyor. Ki bu doğaldır. Aslında bunu biz kendimiz de gündelik olarak yaşayabiliyoruz. İşte bir meseleyle karşılaştığımız zaman acaba bizim hoca efendiler ne diyor? Hı hı. Filan yerdeki hoca değil de bizim hoca. Sanki biraz daha itminen oraya doğru. Veyahut da örfün, taamülün bir etkisi vardır. Coğrafya yapısının etkisi vardır. Dolayısıyla o beni daha iyi bilir. Benim meseleme daha iyi vakıf olur şeklinde bir algıdan dolayı. Bu şekilde orada bir havzalar. Ki bu Hicri 3. asra kadar aslında böyle bir isimleşme de yoktu. Yani bir Hanefi mezhebi, Maliki mezhebi böyle bir şeyden bahsedemedi. Yani. Yani sadece havzalar işte Irak havzası, Medine havzası, İcaz havzası şeklinde. Daha sonradan bu kitaba bahsettiğimiz kişiler tabileri azalmış, belli yerde kümeleşmeler olmuş. İşte Ebu Hanife özellikle Irak'ta daha baskın çıkmış. Talebeler yetiştirmiş ve o talebeler zamanla başka talebeler yetiştirmiş ve bu şekilde o ekol daha fazla Irak olarak değil de İmam-ı Azam'a nispet edilmiş. Olmuş Hanefi mezhebi. Yani onun talebelerinin görüşü ki kendi arasında da farklı görüşler oluşmuştur. Aynı şekilde İmam Malik için de söyleyebiliriz. Yani o da o dönemde işte Rebi'a veya Zühri'den imtiyaz etmiş, İmam Malik'e nispet edilmiş. O Medine ekolü de o zaman olmuş Maliki mezhebi. Bu şekilde günümüze kadar gelmiştir. Peki burada bu kardeşimizin dediği gibi ben Hanefi'ye göre hareket ettim derken aslında bulunmuş olduğu ortamda Hanefi mezhebine mensup olan veya o fıkhı bilen kişilerin ortamında olduğu için ona öyle aktarılmış ve ona göre hareket etmiştir ki olması gereken de oydu zaten. Evet. Dolayısıyla bir mani bir durum yok.
Daha sonradan işte ailem Şafii'dir. Bir zararı var mı? Hiçbir zararı olmayacaktır. Herkes ya hangi... da ailesi Şafii olduğu için çocuk da Şafii mi? Öyle bir kural yoktur. Yani evet. Aslında şöyle söyleyelim. Mezhep taklit olayına baktığımız zaman bu taklidi birkaç kısma ayırabiliriz. Nasıl birkaç kısma? Bir taklit vardır ki tahkiki olarak bir taklittir. Yani ne demek tahkiki? Mezhep imamlarının görüşlerini böyle masaya kişi yatırmıştır. Veya o konudaki görüşleri yatırmıştır. Kendince, kendi ilmi bilgileri doğrultusunda kalben bu konuda bu haklıdır, bu konuda bu haklıdır diyerek öyle bir iltizam etmiştir. İşte İbn-i Humamlar gibi, İmam Nebeviler gibi, Rafiler gibi daha fazla yani mezhepte delillere vakıf olarak, tahkiki olarak mezhebi taklit eden kişiler. Bir taklit de vardır ki coğrafya yapısından kaynaklı, bulunduğu iklimden kaynaklı, hocalarından kaynaklı bir taklit ki bizim aslında taklidimiz bu boyuttadır. Yani biz batıda bulunmamız, işte burada hocalarımızın Hanefi mezhebine hakim olması, onların hocası da o mezhebe hakim olması, işte biz bir namazı nasıl kılmamız gerekir, namazda neler namazı bozar, cevabımız hep Hanefi mezhebine göre aldığımız için biz olmuşuz Hanefi. Doğuda olan kardeşimiz aldığı cevap Şafii boyutuna, yani Şafii mezhebine göre olduğu için olmuş Şafii. İşte Hicaz'da olan Maliki veya Hanbeli bu şekilde bir mezhep taklidi. Ki genel olarak bizim taklidimiz bu. Dolayısıyla İbn Abidin Rahimullah'ın dediği gibi el-amiye la mezhebe leh mezhebuhu mezhebul mufti. Ami olan kimsenin, yani tahkik ehli olmayan bir kimsenin mezhebi müftüsünün mezhebidir. Yani fetva vericisinin mezhebidir. Ki bu mantığı ifade etmek doğrultusundadır. Bu kardeşimiz de aslında, yani ben hep Hanefi'ye göre hareket ettim. Çünkü ona o aktarıldığı için ona göre hareket etti ki bir zararı yok. Yani kendisi şu anda bir iltizam etme noktasında ya o bildiği ki aslında tavsiyemiz hangisinin fıkhını biliyorsa o doğrultuda hareket etmesini tavsiye ederiz. Bir avam için ona göre hareket yapar. Ailesinin farklı bir mezhebe mensup olması, işte Şafii olması veya Maliki olması o illaki kendisinin de öyle olmasını gerektirmez. O tamamen iltizamla alakalıdır. O yüzden namazlarını herhangi bir iadeydi, şuydu veya buydu yapmasına gerek kalmayacak. Gerek kalmayacak. Kaza namazlarına normal Hanefi mezhebine göre. Yani bu saatten sonra hangi mezhebi iltizam ediyorsa, hangi görüşü iltizam ediyorsa ona göre hareket edecektir.